Çekim programımızda bu seferki rotamız Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çat Vadisi'nde sert bir kaya üzerine inşa edilmiş muhteşem yapı olan Zil Kale oldu. Rize'nin en kayda değer eserlerinden biri olan Zil Kale, denizden 750 metre yüksekte Fırtına Deresi'nin batı yamaçlarında vadi manzarasına karşı doğanın tam kalbine ve en güzel yerine konumlandırılmıştır. Yazılı kayıtlara göre ne zaman kimler tarafından yapıldığına dair kesin bilgiler olmamakla birlikte yapının mimari özelliklerinde dahi bunu anlamak imkansızdır. Ancak Profesör Doktor Anthony Brier'e göre Zil Kale 13. yüzyılda Komnenosler Hanedanlığı döneminde inşa edilmiştir. Zil Kale tarihi İpek Yolu üzerinde yer aldığından bölgenin en önemli konaklama ve haberleşme merkezi olduğu bilinir. Kale, Komnenoslardan sonra 15. yüzyılda Trabzon İmparatorluğunca kullanılmıştır. 16. yüzyılda bölgeyi fetheden Osmanlı İmparatorluğu kaleyi güvenlik amacıyla kullanmaya başlamıştır. Yani kale 1800 yılına kadar Cenevizliler, Rumlar ve son olarak Osmanlılar tarafından kullanılmış, sonrasında bakımsız ve ilgisiz bırakılmıştır. ...2008 ila 2010 yılları arasında yapılan restorasyon ile Zil Kale bakımsızlıktan ve harap olmaktan kurtulmuştur. Zil Kale dış ve orta surlar ile iç kaleden ibarettir. Orta surda bulunan yapılar şapel, muhafız binası ve baş kuledir. Zil Kale, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin 12 kilometre güneyinde Fırtına Vadisi'ndeki bir geçide hakim, yüksekçe bir tepe üzerinde dere yatağından 100 metre denizden 750 metre yükseklikte konumlanmış, 8 burç ve bir gözetleme kulesinden oluşan, savunma hendeği durumundaki Zil Deresi'ne merdivenle inilen bir kale olup kesin yapım tarihi bilinmemektedir. Ahşap olan iç konstrüksiyon çürüyüp yok olmuş olmalıdır. Bir yara göre kuzey duvarına bitişik dörtgen absitli oda bir şapeldir. Zil Kale, Varoş Kale, Pazar Kalesi ilk bakışta aynı elden çıkmış ve aynı amaçla yapılmış izlenimi vermektedir. Bir yer Trabzon İmparatorluğu döneminde ya bizzat Komnenoslar ya da imparatorluğa bağlı yerli lordlar. Mesela Zil Kale için Hemşin Lordu Arhakel tarafından yapıldıklarını tahmin etmektedir. Kayalığın üzerinde bulunan ve Zil Kale denilen eski bir kalenin içinde insana şaşkınlık veren kemerli binalar ve büyük bir kule vardır. Kalenin alt ucu tepelerin üzerinde başka kalelere ve eski bir kilise kalıntıları bulunan Fırtına Deresi'ne kadar uzanır diyerek gözlemlerini anlatırken yazık ki kale tarihi hakkında bilgi vermemektedir. Osmanlı'nın bölgeyi fethinden sonra da Kale-i Zır adıyla askeri amaçlarla kullanılmış 1979 yılında kalede bulunan 26 santim uzunluk ve 4-4 1/2 santim çapında pirinç döküm 2 el topu Trabzon Müzesi'ne getirilerek 440 ve 441 numaralar ile envaktare kayıt edilmiştir. Zil Kale'nin şimdiki konumu gayet güzel. Kaleye çıktığınızda dört bir tarafınızdaki ormanları tepeden görmek çok keyifli. Zil Kale tam anlamıyla büyüleyici bir yapıdır. Zil Kale yeşil dağlar arasındaki sapasağlam duruşu ile çekim programına kaynaklık etmek üzere Karadeniz gezisine çıkmamız için esin kaynağımız oldu. Rize'de gezilecek yerler listesinin en başında olması muhteşem güzelliğine borçludur. Gerçekten de kale yakından görünce şahane ve insanı büyülemeye yeter.
Çok iyi bir restorasyon yapılmış, her tarafa açıklayıcı tabelalar konulmuş. Fırtına Deresi'ni tepeden gören biraz ürkütücü konumuna karşılık etrafı parmaklıklar ile çevrelenmiş, yer yer kale içinde oturup doğanın tadının çıkarılacağı banklar ve masalar da konulmuştur. Zil Kale küçücük bir kale ama gayet derli, toplu ve güzel. Zil Kale'de Fırtına Deresi'ne kuş bakışı manzara, arkada karlı dağlar, uçsuz bucaksız vadi, doğanın ortasında muhteşem bir konum. Kulaklarda kuş sesleri, derenin akışı. Buraya gittiğinizde ayrılmak çok zor olur bu güzel yerden. Zil Kale, birinci derecede arkeolojik sit alanı içerisinde yer almaktadır. Kale, dış surlar, orta surlar ve iç kaleden meydana gelir. Dış kalenin kapısına kuzeybatı yönündeki patika bir yolla ulaşılır. Bir teras yardımıyla orta surlar seviyesine çıkılır. Buradan ikinci bir kapı yardımıyla kale içerisine girilir. Orta kale içerisinde üç önemli yapı bulunur. Bunlar muhafız binası, şapel ve baş kuledir. Kulenin dört katlı olduğu duvarlardaki hatıl izleri ve kiriş deliklerinden anlaşılmaktadır. Duvarlar üzerinde Doğu Vadi, manzara yönündeki kemerli pencereler, diğer taraflarda mazgal delikleri bulunmaktadır. Kulenin üstünün dendanlı bir teras şeklinde olduğu belirlenmiştir. Zil Kale, kentteki diğer Varoş Kale, Ciha Kale ve Kız Kaleleri gibi hem yörenin hem de Bayburt'a ulaşan önemli bir ortaçağ kervan yolu üzerinde güvenliği sağlıyordu. Osmanlıların bölgeyi fethinden sonra kalenin kullanılmaya devam ettiği biliniyor. 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.